Yani Mourinho çok önemli bir teknik direktör. Dünya çapında herkesin bildiği daha önce bu kupayı iki kez kazanmış ki ilki Porto'yla ardından Inter'le Şampiyonlar Ligi şampiyonluğu yaşamış bir teknik adam. Bir de şöyle bir özelliği var. Avrupa'da üç tane büyük turnuva var. Şampiyonlar Ligi kulüpler düzeyinde tabii ki. UEFA Avrupa Ligi ve son olarak da yeni başlayan Konferans Ligi. Mourinho bu üç kupayı da kazanmış tek teknik adam. Bu anlamda çok önemli bir değer. Deneyim de var aslında değil mi? Deneyim var. Zaten büyük bir marka ama yani konferansı daha 2-3 yıllık bir mazisi olan turnuva olduğu için bu anlamda da bir tek başka yani onun gibi bir isim yok onu söyleyeyim. O yüzden çok kıymetli ve onun da ilk resmi maçını yayınlayacak olmaktan ötürü de biz de çok mutluyuz. D-Smart ve D-Smart Go'dan yayınlanacak değil mi? Aynen öyle. Yarın 21.30'da Mücadele. Ve yani herkes merak ediyor. Herkes bu takımı seyretmek istiyor ki Sezer de belirtti. Son iki hazırlık maçında farklı galibiyetlere imza attı Fenerbahçe. Strasbourg gibi Fransa Ligi'nin önemli takımlarından birini 4-0 mağlup etti. Ve Hull City'yi de, Championship ekiplerinden Hull City'de 5-1 ile geçmeyi başardı. Herkesin merakla beklediği yeni transferler olacak mı o sorunun da yanıtını yarım saat önce aldık. Yani sen Maksimen çok önemli bir oyuncu. Fenerbahçe'nin uzun uğraşlar sonunda kadroya kattığı bir isim ve o maçın kadrosunda yer alacak. 11 başlar mı? Bunu göreceğiz. Ufak bir sakatlığı var. Hı hı. Yine Cenk Tosun yani milli futbol takımımızla Avrupa Şampiyonası'nda boy gösteren sürpriz bir şekilde aslında Fenerbahçe'ye transferi gerçekleşen isim de yine kadroda yer alacak. Ve Oğuz Aydın hem Galatasaray hem Fenerbahçe'nin istediği Fenerbahçe'nin renklerine kattığı yine yani hem Türk pasaportu taşıması itibariyle de ligimiz açısından da değerli bir isim. O da yine yarınki maçın kadrosunda yer alacak ama muhtemelen ilerleyen dakikalarda onlara Jose Mourinho şans verecektir. Taraftar heyecanlı. Uzun bir aradan sonra Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'ne gruplara katılabilmek adına umutlu hı hı. ve ilk engelde yarın Lugano. Lugano Sezer de bahsetti maçlarını Tun Arenada oynayacak. Hemen çok kısa bilgi de vereyim. Mesela Fenerbahçe bugün 14'te havalanıyor. Basel'e iniyor. basel Tun arası yaklaşık bir buçuk saat falan. Ve akşam da 19.30'da Mourinho'nun basın toplantısı var. Maç öncesinde yanına bir oyuncu alıp maçla alakalı sorulan sorulara yanıt verecek. Biz onu canlı yayınlayacağız yine. Hepimiz takip edeceğiz. Ama özellikle yarın Kaliteli ayaklarıyla ki Fenerbahçe'nin Avrupa Şampiyonası'nda ön plana çıkan birçok oyuncusu oldu. Şimanski erken döndü, Tadic erken döndü, Ferdi katıldı. Ferdi'nin de bir sakatlığı vardı ama ben iyiyim, oynamak istiyorum mesajını vermiş. Üç günlük antrenmanla ki Avrupa Şampiyonası'nın da yıldızıydı. Dolayısıyla yani böyle formda, böyle iyi bir girizgahla biz ilk resmi maçta da iyi bir netice bekliyoruz. Ben hatta orada Fenerbahçe'nin İstanbul'a bir şey bırakmadan 30 Temmuz'daki rövanşa çok fazla problem yaşamadan iyi bir sonuç almasını bekliyorum.